HPV'nin belli tipleri, displazi adını verdiğimiz normal dışı hücre değişikliklerine yol açarak rahim ağzı kanserine giden süreci ne yazık ki başlatmaktadırlar. Bu durum, Pap simir testi diye adlandırılan rahim ağzı kanseri erken tanısında kullandığımız bir testle ortaya çıkar. Pap simir testinde koilositoz varlığı HPV'nin varlığını kuvvetle şüpheye uyandırır. Gene aynı şekilde ascus dediğimiz önemi belli olmayan hücresel değişiklikler HPV'nin varlığı konusunda ilgili hekimi şüpheye düşürür. Ama eğer Pap simir testi sonucunda CIN1 diye adlandırdığımız servikal intraepitelyal neoplazi varsa bu HPV'nin varlığını çok çok yüksek bir oranda olduğunu gösterir. CIN, CIN1, CIN2, CIN3'ten sonra doku içi kanser ve ne yazık ki kansere giden yolun başlangıcıdır.